Sevgili Çınar Televizyonu izleyicileri, hepinize hayırlı günler diliyorum. Sadece Türkiye değil, dünya doğusuyla, batısıyla, kuzeyle, güneyle politikada sıcak günler, tabiatta da sıcak günleri yaşıyoruz. Seller, felaketler, yangınlar, depremler, iç savaşlar, sabotajlar, adeta senaryosu çok uzaklarda sanki yazılmış, bize de seyrettiriyorlar. Tabii ki biz kendi mesleğimizde, kendi sektörümüzde nelerle uğraştığımızı, neler yaptığımızı, nelerin peşinde olduğumuzu, hangi gayretler içerisinde olduğumuzu bugün müsaade ederseniz İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Keskin Bey'in, ki yaklaşık 50 yıllık bir arkadaşlığımız var kendisiyle, arkadaşlık ve dostluğumuz var. Gümrük Müşaviri başlıklı derginin 50. sayısını sizlere paylaşmak istiyorum. Sayın Başkan, saygıdeğer bakanımızla beraber bir fotoğraf paylaşmış ve o fotoğrafı kapak yapmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Zira Serdar Keskin Bey'le 50 yıllık bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğü'nden 1973. Sayın Ömer Bolat Bey'le de takriben 30 yıllık bir beraberliğimiz var. Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği vasıtasıyla, vesilesiyle. Bugün bu güzel çabaların, gayretlerin, ter dökmelerin karşılığını bir teşekkürle hem Sayın Bakanımıza hem de Sayın Başkanımıza yapmak istedim. Şöyle ki, Sayın Başkan'ın dergide ön yazı olarak, baş yazı olarak yazdığı makaleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umuyorum ve ümit ediyorum ki bu paylaşım camiamızda bir ses, yankı bulur. Dergiyi elde eden arkadaşlar, gerçekten büyük emek sarf edilmiş. 2 günden beri derginin sayfaları arasında dolaşıyorum, okuyorum. Umarım bütün arkadaşlar bu sesli yayınımızı da kale alırlar ve meraklanırlar. Dergiyi yakından takip eder, okurlar. Serdar Keskin, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Bu yılın bizleri derinden etkileyen ve yaralayan en önemli olayı 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizde, Hatay merkezli illerimizde yaklaşık 2,5-3 milyonun üzerinde insanımızın göç ettiği, 50 binin üzerinde insanımızın hakka yürüdüğü, vefat ettiği, şehit olduğu bir faciayı hep beraber yaşadık. İnşallah bundan sonra böyle bir facia tekrar ülkemiz böyle bir faciayı tekrar yaşamasın. Sevgili Gümrük ailesi, değerli meslektaşlarım, kıymetli takipçilerimiz, paydaşlarımız, köklü bir geçmişe sahip bulunan milletimizin bağımsız ve demokratik yaşamının garantörü olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Şüphesiz bu yılın bizleri derinden etkileyen ve yaralayan en önemli olayı 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizde milyonlarca insanımızı etkileyen depremler olmuştur. Art arda meydana gelen bu feci doğal afetler sebebiyle binlerce vatandaşımızı ne yazık ki toprağa verdik. Allah rahmet eylesin. Milletçe kenetlenme ve birlik olma örneği gösterdiğimiz bu zor süreçte İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği olarak organize ettiğimiz yardım tırları ve AFAD'a verdiğimiz desteklerle bizler de camia olarak yaralara bir nebze olsun merhem olmaya çalıştık. Depremde can veren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de başsağlığı diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bizleri de bu şekilde temsil ettiğinizden dolayı Sayın Başkan. Arada sırada satır aralarına giriyorum Serdar Bey, kusura bakmayın. O da artık gazetecilik ve yayıncılık tekniği.
hoşgörünüze sığınıyorum. Pandemi koşulları ile birlikte geliştirilen reaksiyonlar çerçevesinde karşı konulmaz bir değişim sürecinin içinden geçmekteyiz. Şüphesiz geçmişten günümüze dijitalleşme anlamında en anlamlı adımlar atan gümrük camiası olmuştur. Hiç şüphemiz yok. Evet, biz şu anda grup olarak, inanç grup olarak şu anda ihracat beyannamelerimizi robot üzerinden yazmaya başladık. Sigorta poliçelerimizi robot üzerinden hazırlamaya başladık. Adım adım zannedersem 2024'ün sonunda %100 gerçekleştirmiş olacağız. Gümrüklerin kamu ve özel sektör tarafları olarak pandemi ve sonrasında yaşanan dönemde bahse konu hızlı değişim süreçlerine mevzuat ve dijitalleşme dahilinde kolaylıkla adapte olmayı başardık. Evet, bu cümle fevkalade önemli bir cümle. Çünkü gümrük müşavirleri de tıpkı hastanelerimiz gibi 24 saat lojistik hizmeti verdik. Zor günlerde ama keyifli günlerde. Bilgi ve tecrübenin en önemli kaynak olarak karşımıza çıktığı bu süreçte mesleğimizde şüphesiz dış ticarette çok anlamlı ve vazgeçilmez bir yer kazanmaya devam etmektedir. Dernek tarihimizdeki birlik olarak Macar meslektaşlarımız ile işbirliği anlaşmasını hayata geçirdik. Bulgar mevkidaşlarımızı ise önümüzdeki günlerde işbirliği anlaşması imzalanmak üzere İstanbul'a davet ettik. Alkışlıyorum. Bunun yanı sıra Rus ve Azeri mevkidaşlarımız ile benzer temaslarımız devam etmektedir. Yani uluslararası boyutta kulaç atıyoruz. Çok güzel. Serdar Bey, tebrik ediyorum. Çok güzel. Tüm temaslarımızda şahsım ve yönetim kurulumun en temel amacı ulusal ve uluslararası ölçekte gümrük müşavirliği mesleğinin öneminin altını çizmek, bu konudaki çalışma ve vizyonumuzu sınır ötesine taşıyabilmektir. İçinde bulunduğumuz yılın hepimizi ilgilendiren önemli olaylarından biri de milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuştur. Demokrasinin en önemli unsuru olan seçimlerimizde milletimiz mevcut yönetimin devamından yana irade beyan etmiştir. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 67. dönem hükümetimize yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Evet, biz de aynı şekilde diliyoruz, dua ediyoruz, gayret ediyoruz. Ülkemizin öncü ülkelerden, öncü devletlerden, öncü milletlerden olması için hep beraber ter döküyoruz. Meslek örgütümüzün bağlı bulunduğu Ticaret Bakanlığımızı büyük bir başarıyla yürüten Sayın Doktor Mehmet Muş'a bizlere verdiği destekler için camiam adına teşekkürlerimi sunarım. 67. dönem hükümeti Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Balat'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Sayın Bakanımız döneminde 1927 yılında bir meslek kanununa sahip bulunan mesleğimizin 114. onur yılını kutlarken tekrar müstakilen hayata geçebilmesi için bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Odaya acil ihtiyacımız var. Yani teferruatına ve içinin detaylarına girmek istemiyorum ama gümrük müşavirleri odası acilen 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla bizim camiamıza hediye edilmelidir. Türkiye 100. yılı vizyonunda 4458 sayılı kanunda atıfta bulunan binlerce insanın ekonomik sosyal hayatı etkileyecek meslek yasamıza kavuşmamız noktasında Sayın Bakanımızın destek ve takdirleri büyük bir anlam ve öneme sahip olacaktır ki çünkü müsiyatta uzun yıllar genel sekreterlik yapmış, başkanlık yapmış, iş hayatının içerisinde bir holdingde CEO'luk yapmış, hayatı çok iyi bilen, ticaretin içinde olan, ter döken Ömer Bolat Bey gerçekten bu konuya mutlaka el atacağını umuyorum Serdar Bey. Ben de o hususta heyecanlıyım ve merakla da bekliyorum. Mesleğimizin 114. onur yılını sosyal medya üzerinden bizzat kutlayan, göreve gelir gelmez ayağının tozuyla mesleğimizin vazgeçilmez kazanımlarından biri olan gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesini güncelleyen Sayın Bakanımız Profesör Doktor Ömer Bolat'a tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte asgari ücret tarifesinin güncellenmesine verdikleri katkılardan dolayı Bakan Yardımcımız Sayın Sezai Uçarmak, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa Gümüş, Genel Müdür Yardımcısı Kadir Tursun ve Gümrük Müşavirleri Daire Başkanı Sayın Hüseyin Yaren'e teşekkür ediyorum. Son olarak mesleğimize yaptığı katkılar ve meslektaşlarımıza gösterdiği yakınlıktan dolayı Sayın Bakan Yardımcımız Rıza Tun'a
Turagay'a teşekkür ediyorum. Türkiye 100. yılı Atatürk'ümüzün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olmasını canı gönülden diliyorum. Sevgi ve saygılarımla Serdar Keskin, teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yeniden buluşmak ümidiyle Sayın Çınar Televizyonu izleyicileri ve takipçileri.